Merhaba arkadaşlar. Gülün ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle bir iğne oyası modelimiz var. Bu modeli sizler için tığa çevirdim arkadaşlar. Şöyle ben de tığa çevirmiş olduğum modelimi göstereyim. Bakın bu şekilde sarı renk birebir aynısı oldu. Çok da güzel oldu. Şöyle ışıkta göstereyim. Evet bakın arkadaşlar birebir aynı rengi tonu e, tutturmaya çalıştım sizler için. Çok da zarif çok da güzel oldu. Birebir dediğim gibi aynısı oldu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet şöyle her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla kenar tığlama, kenar çevirme işlemi, köşe dönme işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi iki tane çiçeğimin arasını 12 tane bu şekilde tığ battı mesafesi bırakıyorum. Her zaman söylüyorum benimki model amaçlı arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6, 8, 9 tanesini yapmışım. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip şöyle 3 zincirimi çekip bu şekilde tığ battılarımı oluşturuyorum. 3 zincir şöyle 10 11 daha doğrusu şöyle 12 Evet 12 tane bu şekilde tığ battı işlemini ara mesafesini verdik. Bir zincir çekerek dönüşümü yapıp hemen yandaki tığ battıma sık iğne ile sabitliyorum. 9 tane zincir. 6, 7, 8 ve 9. Bir tane boşluk bırakıp ikincinin içine girip bu şekilde buraya 9 zincirden yuva yapıyorum. Bir zincirle düz yüzüne döndüm. Evet yapraklarımız için yuvamız hazır şöyle bir zincirimi sık iğne ile sabitliyorum üzerine bir zincir bir defa dolayıp hemen yaprağı yapmaya başlıyorum bakın bir defa doladım yuvaya girdim bir şöyle iki şöyle iki şimdi iki defa doladım yuvaya girdim iki iki ve iki alarak trabzanım hazır Evet 4 tane bakın kenardaki bir zincirle beraber 4 tane. 5. sini şöyle 2 defa dolayıp 1, 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde yaprağımızı tamamladık. 5 tane trabzanla. 4 zincir, 4 zincirimi kapatıyorum son yaptığım trabzanıma. Ve buraya şöyle. Bakın arkadaşlar bir de normal sık iğne yaptım öbüründe sahte sık iğne de yapabilirsiniz daha zarif duracak şöyle farklı olmasın diye buraya 5 tane şöyle 4 oldu arkadaşlar 5 tane sık iğne 6. da yuvada Evet şöyle gösterelim yaprağımız minik tatlı bir yaprak ve buraya 13 tane zincir çekiyorum 8 9 10 11 12 ve 13 13 zincirimi buraya sabitledim ve dalımız çiçeğimizi yapacağımız dalımız bu şekilde oluştu bir zincir bir defa tığı doladım yuvaya giriyorum şöyle iki ve iki alarak bir trabzan yaptım hemen bir defa doladım üç seferde bir iki ve iki iki defa tığı doladım yuvaya giriyorum şöyle iki iki ve iki 4. trabzanım son olarak yine iki defa bu sefer 5 seferde çekiyorum şöyle 1 2 2 ve 2 5 trabzanın içine şöyle bir tane kirpik kapattım geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum bu bir şöyle 2 3 4 ve 5 ve 6 alt. yuvada 6. sık iğne ne fazla bombilili ne de fazla yapışık orta karar bir sık iğne yapıyoruz ve dönüş yapmış olduğumuz sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha yapıp biliyorsunuz şu sık iğneyi de bir zincir sayarak bu şekilde üç tane zincir sayıyorum ben ilk tığ battım Evet yaprak işlemimiz hazır şöyle göstereyim. Aynı işlemi yapılarak yapılan iki yaprak ortada 13 zincirden dal ve şu 12 tane tığ battı mesafesini yaparak diğer çiçeğin yaprağını yapar yapacağız ve çimenimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle 1 2 ve 3 sıradaki kapattım. 3 zincir sıradaki yuvaya 1 2 3 zincir. Şöyle 4. Şöyle 5. 1 2 3 zincir. Evet. 6 3 zincir. Evet bu şekilde arkadaşlar devam edip 12 tane olunca dönüş yapıp bu şekilde yaprağı yapıp bakın arada da bu kadar mesafe kalıyor. Şöyle 2 4 6 8 9 tane kalmış. Bu şekilde arkadaşlar 3 tanesi yuvaya gitti. 12 tane tığ battım. Geri kalan da ara misafirdir. Bunu açabilirsiniz. Ben örnek amaçlı yapıyorum. Ee, hemen çiçeğimizin yapılışına geçelim. Evet yaprağı şöyle sağ tarafı çekerek orantılayalım arkadaşlar. Tam orta kısımdaki dalı ortaya getirelim. Ve sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum çiçeğimin yapılışına. Hemen sık iğnenin üzerine bir zincir çekip aparat olarak kullanacağım. Bu kulak çöpünü. Tığının arka taraf biraz büyük geldi arkadaşlar. İsterseniz daha iri ilmek seviyorsanız bu şekilde çay karıştıracağız. Tığ kapağı kullanabilirsiniz. 7 tane bu şekilde dibindeki zincir çekerek ilmek toplayacağız. Şöyle yuvaya girdim. 1 ve 2 ipimi taktım. 3 şöyle 1 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir şöyle 6 ve dibinde yine iki zincir çekerek 7'ye tamamlıyorum Bakın. bu şekilde 7 tane ilmeği topladım. Yine bu dalımızın içine girip 7 tane zincir çekiyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çektim ilmeğimin boyutunda ve şöyle bakın plastik olduğu için gayet rahat hiçbir yere takılmadan çıkıyor. Tahta olunca ben takıyorum arkadaşlar kenarındaki çiviklere. Plastik benim için daha rahat oluyor. Evet. Tersine çevirdim. Kenarına da 7 tane zincir çektim. 7 ilmeğime 7 tane zincir dönüşümü yapıp buraya sık iğne ile sabitledim ilk ilmeğimi. 1 2 zincirimi çekiyorum. Sırayla bakın bu ilmekleri alarak toplayacağım ikişer zincirle. Şöyle tam ortalarından. Evet, 2 zincir girdim. Kapattım. 2 zincir sıradaki ilmeğime 1 2 zincir sıradaki ilmeğime 2 zincir sıradaki ilmeğin içine girip şöyle yine 2 zincir son olarak bu şekilde bütün ilmekleri topladım. Bakın 3 defa sonunda tığımı dolayıp şu köşede 7 zincir çekmiştik ya. Bunun gibi buraya bu şekilde zincir olacak şekilde bakın şu ipi de arada alıyorum. Şöyle 2, 2, 2, 2 alarak şöyle bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde olunca daha destekli duruyor ilmeğin kenarı. Model güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle 4 zincir çekiyorum. Hemen modelimin düz tarafına. Bu ilk ikinci zincirin arasından giriyorum. Bakın ilmeğin değil, iki zincirin arasından girip buraya yuva yaptım. Şimdi üç zincir çekiyorum. Hemen yanındaki iki zincire. Bakın bu şekilde yuvalar hazırlıyoruz. 1 2 3 zincir sıradaki iki zincirin arasına girip sabitliyorum. Tekrar üç zincir. Bu şekilde 1, 2 zincir, pardon 3 zincir arkadaşlar. 2 zincir alt sıra ilk sıra. 1, 2, 3 zincir. Şöyle sonuncu 2 zincire geldik. Şu kenarda 7 zincir çekerek yukarı çıkmıştık ya. Oraya da şöyle 3 zincirden bir yuva yapıp, bakın şu kısımdan sabitledim. Evet toplamda arkadaşlar. 7 tane buraya üçer zincirden yuva hazırladık bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi yine ters tarafından şöyle dönüp bir zincirimi bu yuvaya sık iğne ile sabitledim şöyle köşe güzel oluyor ve 10 zincir çekerek 6 7 8 9 10 yuvalar hazırlayacağız bir tane ortada boşluk bırakıp ikincisinden bu şekilde sabitliyorum. Yine 10 zincir. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine ortada bir tane bırakıp ikincinin içerisine giriyorum bu şekilde. Yine 10 zincir. 5 6 7 8 9 ve 10. Sonuncu yuvanın içine girip sabitledim. Bakın bu şekilde 3 tane yuva hazırladık. 2 zincirle dönüyorum bu yuvaların içini minik minik kirpiklerle dolduracağız bu şekilde sahte sık iğne ile doldurunca iğne daha benziyor arkadaşlar evet 2 zincir şöyle 3 4 5 2 zincir 6 2 zincir 7 şöyle hafif yanaştırıyorum sanadır şekilde bakın sık ve güzel pipirikler duruyor. Evet 7 demiştik sanırsam arkadaşlar en son yine 2 zincirimi çekip şöyle 8 2 zincir ve 9. Evet şu ortadaki boşluk küçük pipirler gelecek arkadaşlar. Diğer yuvaya böyle hiç zincir çekmeden sık ile geçtim. Bakın otomatik oturmak için bir zincir çekiyoruz. Üzerine bir, bir tane de ben çekince iki oluyor. Şöyle yavaş bir şekilde. Her zaman gösteriyorum diye hızlı başladım sanırsam. Şöyle iki zincir ilmeği içinden geçiriyorum. 3, 4. Şöyle iki zincir. 5, kenara çekelim. 6, 2 zincir, 7, 2 zincir, 8, 2 zincir, 9. 10 zincir de arkadaşlar. Bu şekilde sanırsam 9 tane benim el ayarımla kirpik sonuncuyu şöyle hiç zincir çekmeden diğer yuvaya yani sık iğne ile geçiyorum iki zincir şöyle bir iki zincir iki üç dört şöyle dip kısma doğru yer açılsın diğerlerine beş altı 7 8 ve 2 zincir 9 şimdi bu dönüş yaptığımız yer var ya arkadaşlar şöyle oraya da girerek tamamlayabiliriz. Bakın şöyle, daha meyilli ve güzel oluyor. Oraya da aynı şekilde sahte sık iğne yapıyorum. Zarif olması için. Evet bir zincirde üzerine ben çekip ipimi kopardım. Şöyle şu şekilde. Bakın kalıp gibi de oldu arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Şimdi şu küçük kirpikleri yapmak için Evet, şimdi çiçeğimizi şöyle bakın şu ortadaki kirpikleri eee yapacağız. Sık iğne ile buraya giriyorum. Şöyle yatırınca daha rahat çalışırız arkadaşlar hem siz de görürsünüz. Ortadaki sık iğne ile girip iki zincir çektim. Buraya minik bir pipirik yaptım. Şöyle yine iki zincirimi çekiyorum. Ortaya minik bir pipirik. Yine iki zincir. Ortaya minik bir pipirik. Bakın. Üç tane minik bir pipirik yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Şimdi şu ortadaki e, yerden gireceğim şöyle. Yine yatıracağım daha net görün diye. Ön yatırmamın bir sebebi de arkadaşlar bu zincirler arkaya gelsin. Ön tarafta gözükmesin şöyle bakın. Oradaki sık iğne geçiş yerini kapatıyor. Şu küçük mini kirpikler bile bu koca çiçeği canlandırmaya hareket veriyor arkadaşlar. Küçük püf noktası çiçeği daha ön plana getiriyor. Evet, 2 zincir çektim. Kapattım minik bir biberik yaptım. 2 zincirimi çekiyorum minik bir biberik. 5 zincir. Evet, 5 zincirimi çekip yine aynı şekilde bu ortadaki yuvanın içine 2 zincirden 3 tane pipirik yapacağız. 2 zincir 1 2 zincir kirpik iki zincir bu şekilde üç tane kirpik olunca kopartıyoruz bakın geçiş köprüleriyle pipirikleri koparmak zorunda kalmadık şöyle hepsini birden yaptık arka tarafında kaldı gerçekten çok güzel oldu şu dediğim gibi gözler bakın ne kadar hareketli güzel Evet, sade pembeyken hiç kendini göstermeyen model pipirikler sayesinde harika bir görüntü verdi. Evet, şöyle yan düşmüş. İpler yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık. Çok güzel. Birebir aynısı aynı zariflikte oldu. Çok da hoş oldu. Bu da sizler için hazırladığım sarı rengimiz. O da çok tatlı oldu arkadaşlar. Bakın, ikisinin arasındaki şu mesafe 9 tane. Bu tığ battı mesafesini 15 tane bırakabilirsiniz. Ben ekran amaçlı şöyle yakın olsun, resim güzel olsun dedim. Bu da çok da yakın oldu benimki de. Siz bunu 15'e çıkarıp böyle ara mesafesini verebilirsiniz. Şöyle bir de sallantılı halini bakıtayım. Evet arkadaşlar, sizler için bu şekilde hazırladım. Çok da tatlı oldu. Çok da güzel oldu. Birebir iğne ile da aynı oldu. Şöyle tutayım sizlere. Evet. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kal.